Merhabalar, mutlu akşamlar değerli izleyenler. Euro 2024'e doğru programına hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası'na artık sadece 6 gün kaldı. Bir haftadan daha az bir zaman kaldı. 14 Haziran'ı tarihler gösterdiğinde Almanya-İskoçya maçıyla birlikte Euro 2024'e merhaba diyeceğiz tabii ki. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız da yer alacak ve milli takımla ilgili haberler de turnuva boyunca yine sizlerle birlikte olacak. Bugün Avrupa Şampiyonası'nın biraz geçmişini, biraz bugününü, biraz hikayesini, birçok şeyi sizlerle konuşacağız, paylaşacağız. Güncel kadroları konuşacağız. Dediğim gibi Avrupa tarihi, futbol tarihine damga vuran olaylara gideceğiz ki bayağı bir ilginç noktalara sizleri götürmeye çalışacağız diyelim. Zeki Uzundurukan bizlerle birlikte, yine Abdullah Ercan, Abdullah Hocam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, mutlu hoş akşamlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Böyle Dünya Kupası olsun, Avrupa Şampiyonası olsun. Ben geri sayıma geçtiğim zaman aşırı mutlu oluyorum. Çünkü yani böyle hem biraz geride kalan sezonun detoksu diyeyim. Yani uzun bir Süper Lig sezonu oldu. Biraz şampiyona gelsin istiyorum açıkçası. Hem de hem Avrupa Şampiyonası demek, hem Dünya Kupası demek, turnuva demek, hikaye demek. O yüzden bayağı bir mutlu oluyorum. Herhalde yüzüme yansımıştır diye düşünüyorum yani. Senin kadar televizyon sektöründe bulunanlar, yani televizyon satışları yapanlar da çok mutlu oluyorlar. Çünkü evde televizyon değiştirme zamanı genelde Dünya Kupaları ya da Avrupa Futbol Şampiyonaları zamanında oluyor. 2 yıl, 4 yılda. Bunu hesap etmedim ama ben de bir 5-6 ay önce değiştirdim. Biraz denk geldi şu anda yani. Abdullah Hocam tabii bize o ilk heyecanı yaşatan kadroda olan isimlerden. Hocam Euro 96'ya döneceğiz bugün biraz. Hafızaları tazeleyeceğiz, anıları tazeleyeceğiz. Konuşacak çok şeyimiz olacak ama biraz günceli konuşalım, güncelle başlayalım. Dilerseniz Can Uzun'la başlayalım. Çünkü Can Uzun, A milli takımımızın Euro 2024 kadrosunda değerli izleyenler, 26 kişilik aday kadroda kendisine yer bulamadı. Tabii çok fazla tartışma oldu, konu oldu. Evet. Can Uzun haberimizi bir izleyelim ki Can'ın da bir açıklaması vardı. Yine haberde de bu açıklamayı göreceğiz. Sonrasında Can Uzun neden yok milli takım biraz konuşarak başlayacağız. Sonrasında diğer gruplara doğru sizleri götüreceğiz. Can Uzun'un açıklamaları bu şekilde. Tabii özellikle kış döneminde çok fazla konuşulan bir isimdi. Abdullah Hocam sizinle başlayalım. Türk pasaportuna sahipti. Almanya'da istiyordu. Türkiye milli takımını tercih etti Can. Ki transfer de oldu. Bundesliga 2'den Bundesliga 1'e. Şimdi majör kulüpler yazılıyor ilerleyen yıllarda. Nürnberg'de 19 gol attı. Çok değerli bir isim. Ama Can'ı Avrupa Şampiyonası'nda göremeyeceğiz. Çok da naif bir açıklama yapmış bence. Ben bugün başka bir program daha vardı. Orada şunu söyledim. İkili ilişkilerde de bu biraz böyledir. Yani hani derler ya, kalite ayrılırken belli olur insanın kalitesi diye. Açıklamayı. Açıklamayı çok kaliteli buldum, onu söyleyeyim. Öncelikle Can'a da bir teşekkür etmek lazım buradan. Can'la ilgili hocam ne düşünüyorsunuz? Ve tabii Can üzerinden 26 kişilik kadro olanlar, olmayanlar görüşleriniz nelerdir? Şimdi şöyle, tabii Can meselesine cevabım olacak ama bu bizim zamanımızdan, bizden önceki dönemden de süre gelen olaylar. Kadro açıklandığı zaman genellikle her türlü olaya gebe. Yani sakatlık oluyor, cezalı oluyor. Çok olarak, yani sayısal olarak, fazla olarak kadronun açıklanması çok doğal. Esas sorun ondan sonra başlıyor. Biz mesela 2002 Dünya Kupası'nda dışarıda kalan oyunculara, 3 tane oyuncu kalmıştı. Çok üzülmüştük mesela. Şimdi burada da olay şu. Çok uğraştık Can'ı Türk milli takımına kazandırmak için. Çok iyi bir oyuncu. Geleceği çok parlak bir oyuncu. Şu anda bizim milli takımın teknik anlamda değerlendirdiğin zaman sevgili Ömer şöyle bir sorun çıkıyor. En kuvvetli yerimiz dediğimiz yerler stoper bölgesiydi. İki tane, bir sakatlık, bir de kadroya açıklanmadan Çağlar var. İkinci dediğimiz, iyi dediğimiz önceki dönemlerde bölge santrafor bölgesiydi. Ve şu anda bizim orada Türk milli takımının ayın 18'inde oynanacak Gürcü maçına ilk kimle başlayacak dediğin zaman adını koyamıyorsun. Evet. Böyle bir gerçek var. Ha, alternatifler var. İşte hoca devşirme oyuncularla oynamayı seviyor taktik anlamında. Ama Bundesliga 2'nin son 1,5 senesinde özellikle çok ön plana çıkmış. Bundesliga 1'e transfer yapmış. Ve muhtemelen Türk milli takımı ondan minimum 10 sene faydalanacak. Ve çok kaliteli bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve yani Türk milli takımının homojen yapısına baktığımız zaman
Dünya kupalarına ve şampiyonaya gidebilecek bir yaş grubuna da sahip. Şimdi böyle bir ortamda Can'ın dışarıda kalması artı çok formdayken dışarıda kalması bence çok düşündürücü. Yerine tercih edilen oyuncular var. Ben tercihler konusunda hiçbir şey söylemiyorum. Ama böyle bir oyuncum var. Ama bir türlü bunu açıklaman lazım. Hem oyuncuya açıklaman lazım. Yani biz işte bıraktık da böyle kenarda kalsın. Bu o oyuncu değil. Çünkü muhtemelen biz bu oyuncuyu, ki çevirenlerden büyük katkı yaptığı için teşekkür ederim. Kim çevirdiyse, biz bıraksaydık Alman milli takımına. Kesin. Muhtemelen en büyük adaydı, değil mi? Tabii. Şimdi böyle bir ortamda bence oyuncunun yaptığı açıklamadan da ne kadar kaliteli olduğu, senin de dediğin gibi çok naif bir şekilde beğenmedim veya olayı onu da söylüyor. Onu da söylüyor ama ben bu kadronun içinde olmayı hak ediyorum gibi bir açıklama hak ediyorum, yapıyor. Ama olacağım. Ben de katılıyorum. Olacaktır da. Şampiyonada sürpriz oyuncular piyasaya çıkabilir. Bir, Türk milli takımında kim çıkabilir? Arda, Kenan veya Can. Bir de eleştiri yapayım, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şu anda Türk milli takımında form olarak Can'ın bölgesinde oynayıp ondan geride olan en az 3-4 tane oyuncu var. İşte geçmişte milli takıma hizmet etmiş. O zaman Montella demiyor muydu? Hem formda oyuncularımızla oynayacağız. Niye almıyorsun Can'ı o zaman? Olmuyor o zaman. Söylediğinle uyguladığın olmuyor. Hocam genç olduğu için yani, olabilir mi? He? Daha yani 2005'te bir oyuncu. Daha uzun yıllar var Can. Ki orada belli oynayacak oyuncular Zeki zaten. İspanya, Lamin Yamal'ı 17 belli. Yaşında turnuvaya götürüyor. Müdürüm ama Kenan çok genç da, Arda Güler de oynayınca yani çok genç bir milli takım oluruz o zaman. Müdürüm yani Kenan da 2005'li. Ama Arda keza öyle. Kenan artık milli takım oyuncusu oldu. Bu çocuk da Bundesliga'daki 20'ye yakın gol atmış. Ya yani bir kere hakkını vermek lazım. Tabii senin düşüncen olabilir. Hayır, genç katılıyorum ama sonuçta birileri çıkacak. Mesela Abdülkadir Ömür de aynı şeyleri söylüyor ki burada geçen maçtan sonra burada A Spor'da izlediğim bütün yorumcular Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'de oynatacak derecede iyi oynadı. Montella artık onu bir kenara yazdı diye hep burada görüşler vardı. Ben de katılıyordum ama sonuçta milli takım hocasının da şu anda yani birilerini çıkaracaktı. 26 kişi yenecekti o kadro. Baktığında yani ben Oğuz Aydın'a da çok üzüldüm mesela. Ben de müthiş onu da, bir sezon da geçirdi. Yani tabii hepsi dediğin gibi senin döneminde de öyle. Evet. Milli takımda bir anda o geniş kadrodan çıkarılan oyuncular Dünya Kupası'nda da aynı şey oldu. Yani neler söylediler mesela Şenol Güneş'in arkasından o kadrodan çıkarılan oyuncular. Hayal kırıklığı ya çok güzel konuşmuş. Aynı şekilde Abdülkadir Ömür de aynen bu mumifalle konuşmuş ama sonuçta hayal kırıklıklarına da saygı duyuyorum. Hocaya da saygı duymak Zeki gerekiyor. Şöyle bir nokta da var. Şimdi bu çocuk bizi tercih etti. Ve tamam. Gerçekten Almanya'yı da tercih edebilirdi o yetenekte. Majör liglere istenildiği gibi majör liglerin de ilk 6 sıra takımlarına hani adı falan konuşulan bir isim. Bence ileride büyük bir transfer de yapacak. Bir de Ömer şöyle yani pozisyon olarak bizim bu oyuncuya ihtiyacımız var. Var, kesin yani ihtiyacımız bir orta var. Saha oyuncusu için bir tercih yapılabilir. Onu doğal karşılarım çünkü bayağı bir yığındı. Çok tabii. Yığıldı oraya orta orada. Saha. Ha, hoca da diyor ki ben orta saha fazla oyuncuyla oynayacağım. Ona da saygı duyuyorum. Ama müdürüm son 3 maçta, son 3 tane hazırlık maçını düşünelim. Evet. 6-1 kaybettik Avusturya'ya. 1-0 Macarlara kaybettik. İtalya maçı 0-0 bitti. 3 maçta bir golümüz var. Ya biz şu anda bir kısır, gol konusunda kısır döngüye girdik. Tabii. Yani bunu Kenan'dan beklemek tamam, belki İrfan Can gelecek. Tamam Arda oynayacak ama ya bir net santraforumuz yok. Enes işte olur mu diye düşünürken o da gitti. O yok işte. Yani Burak Yılmaz'dan sonra bir net santraforu bulamadık. Şu noktası var. Arayıştayız. Şimdi gurbetçi oyuncular için de iyi bir örnek olmayabilir bu. Tabii. Ya, ilerleyen yıllar için yani şimdi önümüzdeki yıl bir oyuncu çıkış yapsa Almanya'da istese, biz de istesek ki olur bu çok sıkıntı. Ben size katılıyorum ama bir de Montella gözüyle baktığımızda Montella orada düşünmüştür işte Salih Özcan var, İsmail var, İsmail Yüksek var, Hakan Çalhanoğlu, Salih. Mesela o ikisinden orta sahada vazgeçmez diye düşünüyorum şu anda. Can Uzun tamam o da olsun ama baktığında yani
elinde çok da fazla oyuncu var. Yani orada Okay'ın durumunu bilmiyoruz mesela. Okay nasıl bir verim verecek? Nasıl şimdi oynar mı? Zeki abi, benim çok beğendiğim bir oyuncu mesela Okay'da. İsim Okay çok iyi sezon geçirdi West Bromwich'te. Playoff'lara kaldı Championship'te. Şimdi önemli noktalardan biri şu. Bertu A milli takıma aday kadroya tekrar davet edildi. Yani ama Ümit takımı açıkladı. Evet, Ümit'ten A milli takıma gitti. Şimdi tabii burada isim isim belki konuşmak ben de çok istemiyorum ama yani karşılaştırma yapmak için bazen gerekli oluyor mecburen. Bertu Rennes'de neredeyse hiç forma şansı bulamadı. Şimdi oynayan bir oyuncuyu biz almadık. Bertu yetenekli ona bir tabii şey diyorum, demiyorum. Aynen. Oynamayan bir oyuncuyu kadroya dahil ettik. Yani bölgesel tercih oldu bence orada. Kötü sonuç aldığımızda Gürcistan maçında kötü sonuç aldık. Hemen Allah konuşulur. Diyelim, ya bu işin doğasında var ama. Evet. Üç ihtimalli maçlar tabii ki olmasın. İnşallah biz de orada olacağız. Gerekli desteği vereceğiz ama hoca da bir yerde mesela hoca bu kararı vermeden Hamit Altıntop'la da bir toplantı yapmış. Yani tek başına karar vermemiş. Bunu da söyleyelim. Çok zorlanmış karar verirken ama bir ekip oluşturmuş. Hep birlikte karar vermişler. Onu da söyleyeyim yani. Ya evet. benim şahsi görüşüm Ömer. Olmalı diyorsun. İsim vermeyeyim ama mevcut kadrodan bazı oyuncular çıkması lazımdı. Can'ın orada olması lazımdı. İsim vermeyeyim de polemik olmasın. Mesela yani. Defanstan oyuncu çıkabilir miydi? Orada yok, çok defanstan fazla, değil de orta sahada. Orta sahada çok fazla aslında çok şeyimiz yok. Çok fazla oyuncu var. Yani kenarlarda da çok var. Savunmada da çok var. Ya kenarda da var. Savunmanın hadi yine. Mesela Samet Akaydın o şeyini o kontenjan oraya kullanıp. Can Uzun kalabilir miydi? Ya bir de Can Uzun'u hiçbir hazırlık maçında, bir hazırlık maçında 20 dakika oynattı. Ya bir de şans da vermedi. Öyle Oğuz de bir oynadı, Berat oynadı hani dışarıda kalanlar. Ya mesela Oğuz konusu da ayrı konuşulması gereken bir konu. Evet. Adam Türkiye Ligi'nin gol ve asist olarak en önde kenar oyuncusu. Evet, çok iyiydi. Bir devre oynadı İtalya maçında. Ya zaten kaleye gidemiyorsun, üretemiyorsun. Aynen. Devrede çıkardı. Doğru. Evet. Tamam, şu anlaşılabilir. İrfan var, Kenan var. O tarafa monte edecek mesela Yunus'u düşünüyor. Yunus mesela Championship'te o kadar süre almıyordu. Bizim yaratıcı oyunculara dediğin gibi ve hızlı oyunculara ihtiyacımız vardı. Ben hani Oğuz'a gerçekten çok üzüldüm. Abdülkadir Ömür Hull City'de birkaç ay ayın futbolcusu seçildi. O da belli ki hedef koymuş kendine. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayabilmek için ekstra motivasyonla çalışmış. Hayal kırıklığı yaşadığını ifade ediyor. Ve hani o takıma şartlanmıştım kendimi. Milli takım formasıyla Almanya'da ben de milli takım formasını giyip başarılı olmak istiyordum. Çok çalışmıştım ama yapacak bir şey yok. Artık dışarıdan milli takıma destek vereceğim diyor. Yani hem Can Uzun'un hem Abdülkadir Ömür'ün hayal kırıklığına rağmen çok yıpratıcı açıklaması yok. Çünkü motivasyonunu da bozmak istemiyorlar takımın. Oyuncuların gayet seviyeli açıklamaları var. Ama ben Oğuz Aydın'a, en başta Oğuz Aydın'a çok üzüldüm. Aynen hocamın, Abdullah Hocam'ın dediği gibi. Gerçekten çok iyi sezon geçirdi ve Galatasaray istiyor, Trabzonspor istiyor, Beşiktaş istiyor. Tabii şeyi bilmiyorum Mourinho'ya geldikten sonra Fenerbahçe'ye ama büyük takımlardan birine gidecek. İyi bir transfer yapacak. Peki, yani bir de Ömer şöyle bir şey oluyor. Ben yaşadığım için ve iki turnuva geçirdiğim için şampiyona için hakikaten bir futbolcu için şampiyonaları yakalamak, şampiyonalarda oynamak hem süre olarak hem futbol zirvesi olarak çok önemli. Yani düşünebiliyor musun? Adam futbol hayatı bitiyor, şampiyona da yok. Ya bizim gibi ülkeler gerçi son zamanlarda bayağı katılıyoruz. Yani mesela şanslı oyunculardan bir tanesi oluyorsun. İşte 2024 Avrupa Şampiyonası ki Almanya, Türkiye gibi evimizde oynayacağımız gibi iki tanesini Dortmund'da oynayacağız. Peki hocam şimdi aklıma müthiş bir soruyu getirdiniz. Evet. Bir soru soracağım. Bence izleyiciler için de çok enteresan olacak. Ben de cevabı duyunca biraz şaşırdım. Gerçi bunu söylemesem iyi olabilirdi ama neyse artık. Dayanamadım, birazcık kopya verdim diyelim. İtalya, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Türkiye. Bu takımlardan hangisi Avrupa Şampiyonası'nda daha fazla maç oynamıştır? İtalya. Değil. Çaktık. Hollanda değildir. Bir daha say. İtalya. İtalya, Hollanda, İngiltere, Fransa, Türkiye. Hollanda. Değil hocam. Neydi? 2'de 0. Fransa mı? Fransa. Hepsini söyledik zaten. Türkiye. Türkiye. Öyle mi? Çok güzel. 18 maçımız var. Saydım ben hakikaten. Barajlar dahil mi? Değil.
Avrupa Şampiyonası maçları da işte 96'da 3 maç, evet. Euro 2000'de 4 maç, 2008'de 5 maç, 2016'da 3 maç, 2020'de 3 maç şeklinde 18 maç oynamışız. İtalya, Hollanda, İngiltere, Fransa 17'şerde kalmış. Çok iyi. Vay, çok iyi. Zaten 6. maçta final oynuyorsun. Şöyle söyleyeyim. İşte istatistiklerle ilgili inceleme yaparken buldum. Sonra dedim ki ya böyle hani yarışma programlarında falan tabii. Dedim mesela. Ya kafa karıştırır. Böyle 500 binlik soruda falan çıksa. Kafa karıştırır, çok zor. Çok üniversite zor sınavında sorulsa yani %95'i bilemez, bilemez o soruyu. Bilemez. Bir de öbür ülkeleri sayıyorsun. Tabii, onlar tuzak ülkeler hepsi. Yani Avrupa'nın ilk 8'i. Mesleğin içerisindeyiz ama onunla da ilgili bir şey değil. Şimdi düşünüyorsun İtalya, Hollanda, İngiltere, hı-hı, Fransa bunlar Avrupa'nın devleri. Evet. Hani illa daha fazla oynamış diyorsun, yok değil. Bu çok enteresan ama. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün başka bir şeye bakıyordum. Tesadüfen bununla karşılaştım. Bugün öğrendiğim en enteresan bilgi olabilir. Evet, çok ya. İzleyicilerle ben de paylaşmak istediğim. Şimdi tabii paylaşmak istediğim bir şey daha var. Sene 95, 5. torba takımıyız o zaman. Avrupa Şampiyonası'na gitmek bir hayal. Zaten Avrupa Şampiyonası'na çok az takım katılıyordu ama 16'ya çıkacak Euro 96'da. Tabii böyle olunca biz de biraz umutlanmıştık. Grup kolay değil. Grupta elemeler de kolay değil. İsviçre var, İsveç var, Macaristan var, İzlanda var. Ama A milli takımımız ikinci oldu ve İngiltere'deki şampiyonaya gitti. Hocam Nottingham'ı sever misiniz? Evet. Seversiniz değil mi? Gidiş hem güzel, gidiş güzeldi. Ama Vlahovic. Evet. Bir gelsin Abdullah Ercan'ın Euro 96 Hırvatistan'a karşı biraz böyle maç içi görüntüleri derlemeye çalıştık. Hocaya da böyle biraz sürpriz olsun, bir nostalji yapalım istedik. Tabii maç Nottingham'da çok önemli. İlk tarihte ilk Avrupa Şampiyonası. Ömer şeyden sonra ilk kez gidiyorduk. Bir kurayla gitmişiz İsviçre'ye mi bir yere 54'te. Ondan sonra ilk şampiyonaydı. Evet. 1996'ya kurayla gitmişiz Dünya Kupası'na bir yere. 54. Evet. Ondan sonra ilk şampiyonaydı 96. Yani tabii yani yıllarca gidemedik. Evet. Gelsin ekrana bakalım o görüntüler hep birlikte. Şey var burada, Beşiktaş'ta çalışmış neydi hoca? Bilic. Bilic var, evet. Karşı tarafta. Bilic Tudor galiba ikilisi. Şey var, o zaman Hırvat takımı Yardim çok var, güçlü. Bravo. Bilic var, Davor Şüker var. Davor Şüker, Santrofor. Alen Boksic var, Prosineçki, çok kuvvetli takım. 80 dakika, yani golü herhalde son 10 dakikaya yakın yedik. 80 dakika falan. 86 hocam. Öyle mi? Hocam hatta... gol pozisyonunda Hami dakikalar önce sahaya giriyor. Evet. Korneri kullanıyor. Aslında şimdi herkes hani Alpay Özalan'ın Vlahovic'i indirmediğini hatırlıyor ama o golde birkaç hata var maalesef, zincirleme. Evet. Şimdi hocam gerçi hata deyince kızıyordur bize. Gelin çok kolaysa kendiniz oynayın da diyebilir. Ona da bir şey demiyorum ama tabii böyle adlandırıyoruz artık. O savunma karşılıyor topu. Sekiyor tam ceza sahası önünde. Evet. Alpay Özalan aslında dokunabilecek bir durumda ama arkadan bir oyuncumuz geliyor. Şimdi hatırlamıyorum onu. O şut çekecek diye dokunmuyor topa. Doğru. Arada boşluk kalıyor. O boşluktan Hırvat oyuncu Asanović olması lazım. Topu alıyor. Nefis bir pas. 7 numara. Gerisi zaten hikayenin malum 7 maalesef. 7 numaraydı. Evet. Asanović, evet. Alpay aslında yetişebilirdi. Sonra bir de ödül aldı galiba. Evet, fair play ödülü. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi yakalamışken soralım. Soyunma odasında Alpay'a tepki gösterdiniz mi o pozisyondan sonra? Ya yok şimdi nasıl şöyle... göstermediniz? Şimdi müdürüm, biz televizyon başında çok tepki gösterdik. Mecbur göstermiyorsun nedeni. 2 ve 3. maçlar var. Zaten oynadı da. Ya aslında hem bizler için hem oyuncular bazında söylüyorum hem Türkiye için çok önemli bir deneyim oldu. Tamam gol atamadık, puan alamadık ama yani Avrupa Şampiyonası'nda bulunmak, ülkeyi tanıtmak bence çok kıymetliydi. Zaten ondan sonra 98 Dünya Kupası var, bir de 2000 var, 2000'de yine varız. Evet. Ya bir şeyleri yavaş yavaş oturtmaya çalışmıştık. Ülke futbolu belli bir nesille beraber Ömer çok iyi bir yere geliyordu. Ya işte bizim Ümit takımdan beraber ona 15-16 tane oyuncu aynı oyuncularla oynamak. İşte biraz takviyelerle beraber yeni oyuncularla biz 96'da belki puan alamadık ama 2000'de gruptan çıktık. Ya bir de böyle bir gerçek. Yavaş yavaş. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Belki bu dönemin gençleri ya gittik oraya sıfır çektik diye bakabilir hani puan tablosuna bakılınca ama işte az önce saydığımız Hırvatistan kadrosu bizim Portekiz o anlamda var. Bir tecrübemiz yok. Hocam Portekiz'e bakıyorum işte Fernando Couto'lar, Rui Costa'lar, Joao Pinto'lar, kaleci Vitor Baia, Fernando Couto dediğim gibi
Yani çok acayip önemli bir kadro var orada da. Önemli. Jorge Costa'lar, Danimarka'da Laudrup kardeşler, Schmeichel falan. Yani çok acayip de bir gruba düşmüşüz bu arada. Ya biz tamam kabul ediyorum hepsini ama biz oyunsal anlamda öyle kaybettik maçları. İşte Hırvat maçını 1-0 kaybettik ama Hırvat maçına puanla başlasaydık belki yine gruptan çıkamayabilirdik ama bir özgüvenle beraber biraz daha başarabilir miydik? Onları düşünüyorduk. Yoksa turnuvaya gelirken gruptaki maçlarda mesela deplasmanda İsviçre'yi yendik yağmurlu bir havada. İsviçre bilmem kaç maç sonra kaybetti. 2-1. 2-1 yendik biliyorsun. Yani şu Türk milli takımının bunu söyleyeceğim biraz ama bizden önceki nesiller işte 3'e alışmış, 5 yemeye alışmış. İşte şerefli mağlubiyetler. Biz onu kırdık. Evet. Yani yabancı bir ülkeyle başa baş oynamayı, korkmamayı, onları yenmeyi ve ondan sonra zaten çıta yavaş yavaş yükselip top seviyesi de zaten 2002 Dünya Kupası. Vallahi şöyle söyleyeyim hocam, şimdi diğer gruplara geçeceğiz ama hazır sizi burada bulmuşken hani kendi adıma çok teşekkür ederim. Neden? İnsanın çocukluğunda böyle ilk 10-11 yılı, 12 yılı hani daha böyle duygusal konulara baktığın, evet, bir şeyi severken tam anlamıyla bağlandığın, sevdiğin yıllar olduğu için. Şimdi benim ilk turnuvam Dünya Kupası 94. Orada Roberto Baggio'ya çok bağlıydım. Çok ikondu böyle. ve penaltıyı kaçırınca ağlamıştım. Çok üzülmüştüm. 7 yaşındaydım. Ama o dönemde çocukken işte Euro 96'da ben 9 yaşındaydım. İnsanın kendi ülkesinin milli takımını bir turnuvada seyretmesi çok acayip bir şey. Çünkü ben Hırvatistan maçının gününü hatırlıyorum. Akşama kadar maçı beklemiştim. Yani. Evet. İngiltere'de şampiyona var, biz de varız falan. Nottingham'daydı. O yüzden kendi çocukluğum adına size çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Gerçekten İki zaten şeydi çok keyifliydi galiba, benim için. Bir maçı Sheffield'da oynamıştık. Herhalde iki maçı Nottingham'da oynamıştık. İki maç Nottingham'da. Evet, bir maçı da Sheffield'da. Çok güzeldi ya. Yani müdürüm de bilir, Dünya Kupası için biraz önce konuştuk. Yani ülke arkandan geliyor. Gazetecisi geliyor, taraftarı geliyor, yurt dışındaki yurttaşlarımız geliyor. Ya İngiltere'ye geldik, kendi sahamızda gibiydik. Doğru. Ama bir deneyim oldu. Ama ben şöyle söyleyeyim, yine 3 maçta gol atamadık kabul, puan da alamadık ama bir şeyleri inşa etmek için bence bir temel oluşturduk. Kesin. En azından. Kesin. Yani bir yaz gecesi rüyası diyebiliriz Euro 96'ya. Şimdi çok gruplara farklı da geçelim. Hemen A grubuyla başlayalım değerli izleyenler. Turnuvanın ev sahibi Almanya. A grubunda İskoçya var, Macaristan var, İsviçre var. Grubu hep birlikte bir tanıyalım. Almanya-İskoçya maçı ile birlikte hem A grubu hem de şampiyonaya startı vermiş olacağız. Zeki abi, hani yıllardır söylenen bir söz vardı. Son yıllarda biraz değişti diye düşünüyorum. Almanya varsa Almanya favoridir derlerdi. Evet. Ama sanki o biraz değişti. Bir form düşüklüğü var gibi Almanya'da. Yani turnuvalarda, Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonlarında dediğin gibi hayal kırıklığına neden oluyorlar. Ama bu turnuvada sanki Almanya bu şanssızlığını kıracak gibi görünüyor. Gruptan çıkar. Çok rahat bir şekilde gruptan çıkar diye düşünüyorum. İyi bir maçla da başlıyorlar zaten. Özellikle de tabii İlkay Gündoğan'ı bütün gözler onun üzerinde olacak. Çünkü bizim ligimize de artık ne zaman gelecek diye konuşup duruyoruz Galatasaray'a. Mutlaka geleceğini kendisi de söylüyor. İyi bir Galatasaraylı. Yani dediğim gibi Almanya hem ev sahibi olmanın avantajıyla hem de yıllardır ülkedeki hani yarattığı, turnuvalarda yarattığı hayal kırıklığını gidermek için bu turnuva büyük bir şans Almanya için. Ben Almanya'dan iyi bir derecede bekliyorum ayrıca. Gruptan şimdi rahat çıkacak ama Almanya'da hani şöyle bir kriz var. Hani Avrupa Futbol Şampiyonası'nı tabii ki hani favorisi olarak gösteremem ama yine de yani ev sahibiyse Almanya ise biraz favori olur bence. Yarı finale kadar çıkar diye düşünüyorum. Ama ben de sana katılıyorum Zeki abi. Neden favori? Yani favorilerden biri ama benim için çok büyük bir favori değil. Almanya'nın muhtemel 11'i de ekranda, evet, turnuvada kullanmasını beklediklerimiz. Yaşlandı artık yani. Evet, Kroos futbola veda edecek, evet, bu turnuvayla birlikte. O da bitirirken bir tane daha Avrupa Şampiyonası
apoleti almak isteyecektir ama. Yaş ortalaması ne acaba? Bayağı bir yaş ortalaması şey, var. Şey o 27-28. Çok değil. Ömer şöyle var. Bir şey var. Almanya. Pardon hocam yorumunuzu alacağım. Hı-hı. Şu şeyi unutmadan söyleyeyim. Önemli bir kriz var çünkü Almanya'da. Siz de illa görmüşsünüzdür. Şimdi Almanya Devlet Televizyonu'nda bir anket yapıldı. Bundan yaklaşık bir hafta önce. Evet. Almanya kadrosuna seçilen oyuncuların bazılarının işte siyahi renkte olmasını nasıl buluyorsunuz? Milli takım kaptanımızın ki kaptan İlkay Gündoğan, evet. Hani saf bir Alman olmaması nasıl buluyorsunuz şeklinde bayağı devlet televizyonunda açık bir şekilde anket yapıldı. Ve bu anketin olumsuz bazı sonuçları da oldu. Yani hani Alman taraftarlardan olumsuz oy da çıktı. Sonra Nagelsmann tabii delirdi böyle bir anketin yapılmasına. Bütün motivasyonunu bozar. Evet, yani devlet televizyonunda dedi böyle bir şeyi nasıl yaparsınız dedi. Biz şampiyonaya çok az kalmışken. Oyuncular konuştu. İlkay konuştu. Bu çok çirkin dedi. Ki Nagelsmann İlkay'ı savundu. Bizim kaptanımız hakkında da dedi ki Tah Rüdiger, Sané, Musiala gibi Almanlardan siyahi isimler var. Yani zaten çok çirkin. Irkçılığın her türlüsü çok çirkin ama bunu nasıl devlet televizyonunda Almanya yapabildi? Kendi evlerinde bir şampiyona. Biraz doğru. O krizle uğraşıyorlar bence şu anda onu çözmeye çalışıyorlar. Çok ses getirdi ama. Takım içerisindeki oyuncularda da bayağı ses getirdi. Aslında açıklamalar var ama bazılarını yayınlamadılar. Evet. Bir de şöyle bir gerçek var. Almanya 2014 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra futbol anlamında yavaş yavaş gerilemeye başladı. Yoksa iyi kadroları vardı. Evet. Mesela son iki Dünya Kupası'nda hatta Avrupa Şampiyonası'nda istenilen sonuçları alamadılar. Aslında bu Nagelsmann bir çıkış arıyor Ömer. Yani hakikaten Almanya'nın ne yapacağı belli değil. Değil. Tamam, Almanya kendi evinde şöyle bir tabir var, doğal favoridir diye. Tamam, buna katılabilirim ama oyunsal anlamda çok büyük sıkıntıları var. Hala 4-2-3-1'i oturtturmaya çalışıyor. Hiçbir başarı elde edememesine rağmen. Hala biraz önce ekrana getirdin. Forvet ve bek rotasyonunda büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu da oyunun oturmasını engelliyor. Ya böyle bir sorunlar içerisinde tamam son işte hazırlık maçlarının iki tanesini kazandı son maç hariç falan. Onlar bir nebze örtmeye çalıştı ama. Kazandılar ama son dakikada. Ya son dakikada ya ama şöyle bir şey var. Biraz sonra öbür grupları da konuşacağız. Ya mesela Portekiz'in form durumu, İngiltere'nin hatta Fransa'nın şu anki son güncel form durumlarının bayağı altında Alman milli takımı. Biz de oynadığı maçı da bunun içine koyabiliriz. Yani Almanya işte 2000 yılında futbola yaptığı yatırım vardı biliyorsun. 600 tane bölge kurdular. Köylere dahi ulaşıp en yetenekli oyuncuyu buldular. Ondan bir 10-15 sene faydalandılar. Ama artık şimdi yavaş yavaş Nagelsmann da bundan şikayet ediyor. Belirli bir oyunu oturtturamadılar. Evet. Hocam şey olabilir mi? Hani Löw'den sonra uygun teknik direktörü bulamadılar bence. Hani Löw'e de çok fazla sabrettiler. Ben öyle düşünüyorum yani. Löw ya, o da başarısız oldu üst üste başarılar. Ama tabii milli takım bence çalıştırmak uygun teknik direktör bulamadılar bence. Müdürüm, hala uygun teknik direktör olabilir. O da olabilir katılıyorum ama bir birliktelik sağlayamadılar bence. Dediğin gibi her dönem iyi kadroları çok sistemli, vardı. Çok fizik gücüyle oynayan, birlikte oynayan ve kendi içerisinden bir iki tane yıldız oyuncu çıkaran. İşte Mesut'tur. İşte İlkay'dır. Santrafor çıkaramadılar bir ara uzun tabii. Süre biliyorsun. Şimdi bugün yani de bugün de aynı sorunu yaşıyorlar. Belki işte Musiala, Havertz, o Bills falan fena oyuncular değil ama hala bir oyunu tempolu düzenli bir şekilde oynayamıyorlar. Evet. Bizim maçı düşünün. Bizim maçta da bir sürü pozisyon onların, yediler. Ya o ruhu gösterecek Alman ruhunu yakalayacak tam böyle doğru bir isim, doğru bir teknik direktör yakalayamadılar bence. Ben seçimi ama doğru yapamıyorlar. Yani geçen yıllarda mesela Alman milli takımı sorulduğu zaman ya favoridir diyorlardı. Evet. Mesela bu şampiyona için ben bunu kullanamam şahsen. Kimse demiyor hocam zaten. Evet. Ama ev sahibi olduğu için hani en azından bir yarı final görür ama diyenler işte de var. Almanya varsa her zaman korkutucu yani, olabiliyor. Evet. Yani Alman milli takımı hani gidiyormuş ya Ömer turnuvalara. Hep biletlerin geri dönüşümünü son 8'e göre ayarlarmış. Öyledir hakikaten doğru, gerçektir doğru. Yani. Bazı ülkeler ilk turda eğlenip döner ama Almanlar biliyorsun. Şimdi bu arada tabii hızlanacağız ama Almanya ile ilgili şunu söylemezsem olmaz.
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine kazınan yine takımlardan bir tanesi. Neden? İlk altın gol. Evet. Almanya-Çekya finali. O zaman Çek Cumhuriyeti tabii. Oliver Bierhoff. Tabii. Ki evet. O zaman da şeydik yani. Şimdi bilmiyoruz altın gol nasıl bir şey falan. Evet, evet, ilk kez uygulanmış. Topu ağlarda hiç unutmuyorum pozisyonda evet. Dönerek vurdu ceza sahasına kaleciden sekti. Herkes yolda. Ne oldu? Bitti. Bitti. Ona da karşıyım ya. Altın gol olan. Tabii turnuvayı 3 kere kazanmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bir futbol ekolinden. Bunlar yatsınamaz. Bence 3 kere en Türk fazla. Türk milli takımının da altın golünü İlhan Mansız atmış. Evet, seni nasıl bir golde aslında. Zeki abi ama daha kötüsü var altın golden. Gümüş gol. Benim futbol tarihinde gördüğüm, yapma Allah aşkına. Gördüğüm en garabet uygulama. Yani hani o nerede oldu? Şeyde oldu hocam. 2004'te oldu, uygulandı. Gümüş gol. Ben onu hatırlamıyorum. Ben de hatırlayamadım şimdi gerçekten. 2004'te uygulandı evet. 2000'le 2004 yok 2000'de de altın gol vardı. 2004'te uygulandı. Yunanistan'ın şampiyon olduğu turnuva. Evet. Orada. Gümüş gol şey. İşte ilk uzatma devresi diyelim. Evet. İşte 95'te gol oldu. 105'e kadar ya. 105'e kadar attı diğer takım atamadı. Ha oynatıyorlar. Bitiyor. Yani uzatmanın sonuna kadar değil de gol olursa ilk uzatmada ilk uzatmanın sonunda bitiyordu. Ya adil olmayan altın goldü bence. Bence de adil. Olur mu öyle şey ya? Evet altın. Altın gol bir de Euro 96, Euro 2000 altın golle belli oldu. Evet. Euro 2000'de de işte Trezeguet, Wiltord evet. attı, uzattı. Trezeguet attı, kupayı aldı Fransa. İsviçre'nin kadrosuna da bir bakalım. Diğer takımlarda tabii biraz hızlı geçeceğiz. Bir gelsin İsviçre kadrosu da ekrana. İsviçre'de tabii önemli isimler var. Her zaman iyi bir turnuva takımı İsviçre. Evet. Şakir yine tanıdığımız isimlerden evet. bir tanesi. MLS'de oynuyor değil mi Şakir? Şakir MLS'de. Şaka inanılmaz bir sezon geçirdi Leverkusen'le. Fabian Scher, Akanji ve Elvedi üçlüsü yine stoperde bence güvenilecek isimler. Zaten yani bir oyun alışkanlığı var İsviçre'nin. Her turnuvada var İsviçre'nin. Evet. Murat Yakın. Evet ya. Ömer bazen üçlü oynuyor ki burada çok doğru yazılmış evet, kim yazdıysa. Üçlüyü genelde deniyorlar ama İsviçre milli takımının turnuvada başlayınca göreceğiz en büyük sıkıntısı üretmekti. Yani çok iyi defans yapıyorlar. Topun arkasına çok iyi geçiyorlar. Ama üretmekte ki son galiba 5 maçta bir gol mü ne attılar? Yani evet bir tane bir gol attılar. Bu arada hocam Furkan Bozoğlu beraber yazdık Furkan'la. Furkan evet. tabii daha çok emeği olan isim onu söyleyeyim. Buradan da teşekkür edelim sevgili Furkan'a evet. ve hazırlayan doğru yalnız. Son zaten son şampiyonada çeyrek final oynadı İsviçre. İsviçre her turnuvada var ama nereye gider onu bilemem. Savaşçı ya hep de bizim rakibimiz olur. İsviçreliler de bileti nereye alacaklarını bilmiyorlardır bence yani. Ya öyle esas bu grupta konuşulması gereken takım bence Macaristan. Macaristan evet. Çünkü evet çok büyük bir çıkış içerisindeler. Orada hoca değişikliği oldu zaten. 96'dan beri iki kez üst üste katılıyorlar. Çok dinamik bir takım. Rossi ile oturttular hocam ya. Evet. Marco Rossi ile İtalyan hocayla acayip bir doku uyuşması oldu. O şeyi... Ömer bir de şöyle bir şey var. Elemeleri yenilgisiz tamamladılar. Bu da takıma tabii. bir özgüven aşıladı bence. Evet. Bizle oynadıkları maçta da hatırlıyorsun bizi de yendiler. Onlar da üçlü defans oynuyor. Belki vardır kadrosu bizde. Orada da işte Szoboszlai var ya şeyde neydi? Liverpool'da. O da takımın bütün her şeyini belirliyor. Yani ben oyun aklı gibi bir kadroyu. Şey. Kalede Gulasi, Orban, Lang ve Zalai üçlü savunmada. Onlar evet. da üçlü oynuyor. Nego, Kerkez savunmanın kanatlarında. Ki Kerkez bence Avrupa Şampiyonası'ndan sonra transfer yapabilir. Mutlaka. Nagy Stiles ortada oynuyor. Szoboszlai ve Szalai hücuma yakın. Adam Varga'da en uç noktada. Varga'da bir ara ülkemize gelmişti zaten. Evet. Yani Macaristan çok dikkat edilmesi, bu grup için çok dikkat edilmesi gereken bir takım. Yani Almanya tamam çıktı gibi görürsek arkası kim gelir dersen Macarlar gelebilir. İskoçya'ya da bakalım. Hemen sonra B grubuna geçeceğiz. İskoçya'ya da bir göz atalım. İskoçlar hani genelde arada turnuvaya katılıyorlar. 3 maç sonra evlerine dönmeye alışkınlar evet. ama son dönemde iyi bir form durumu yakaladılar. Çok zor bir gruptan çıktılar. İspanya maçlarını çok iyi oynadılar elemelerde. Ama tabii kadrosu sınırlı olan bir takım. McTominay evet. biraz burada öne çıkıyor. Ama hani Robertson Liverpool'dan baktığımızda yıldız oyuncusu hemen hemen olmayan ama son dönemlerde iyi bir takım kimyası yakalamış bir İskoçya. Bunlar da çok sert savunma yapıyor. Çok iyi savunma yapıyorlar. Aynı sıkıntı İskoçya için de geçerli Ömer. Onlar da üretmekte bayağı sıkıntılı.
Çok enteresan, elemelere bir başladılar. 5 maç 5 galibiyet, ne oluyoruz dedik. Sonraki maçlarda galip gelemediler ama gruptan çıktılar. En son Finlandiya ile berabere kaldılar. Şimdi hızlanacağımız için hemen bir B grubuna da bakalım. İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk. Yani namı değer, her turnuvanın olduğu gibi bu turnuvanın da bir ölüm grubu var. Bu da B grubu. B grubu turnuvanın oldukça zor gösterilen gruplarından birisi ama B grubundaki takımlar aslında, hani Arnavutluğu bir köşede tutacağım. Onlar çünkü ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidiyorlar. Yok, ikinci kere. Pardon, ikinci kere, doğru. Euro 2016'da gitmişlerdi. Evet. Gürcistan'la ben şu anda karıştırdım. Gürcistan ilk defa gidiyor. Ama diğer takımlar çok da formda gelmiyorlar açıkçası değerli izleyenler. Zeki abi, her ölüm grubunda bir sürpriz kaybeden olur. Tabii bazen bazı gruplardan en iyi üçüncü de çıkacak, onu söyleyelim. 4 tane. Ama İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk grubu nasıl bir grup olur sence? İspanya turnuva takımı, biliyorsun. Hem Dünya Kupalarında hem Avrupa Futbol Şampiyonalarında hep favori gösterilen takımlardan biridir. İtalya'yı çok merak ediyorum, açık söyleyeyim. Hırvatistan'ın da belli bir kalibresi var. Her zaman bu tip turnuvalarda boy gösterip başarılı olabilen bir takım. Birlikte hareket eden, güçlü fizikli oyunculardan kurulu bir takım. Ama ben İspanya'nın ardından bu kez İtalya'yı koyacağım. Yani İtalya ikinci sıraya koyuyorum. Tabii Arnavutluk zaten en zayıf halka. Ama Hırvatistan da her zaman rakiplerine zorluk çıkaran bir takım. Yani çok, gerçekten de ölüm grubu, öyle söyleyeyim. Yani bu grupta Hırvatistan birinci olsa şaşırmam, İtalya birinci olsa şaşırmam. Ya İspanya tabii ki, hani ikinci, üçüncü sıraya İspanya'yı yazamıyorum, öyle diyeyim. Yani İspanya, çünkü onların bir tılsımı var. Benim Ömer, 4 tane en iyi üçüncü çıkacak ya, evet. Ya oradan, bu gruptan çıkabilir. Ben de müdür gibi düşünüyorum. Hırvatistan'ı mı koyuyorsun? Evet, yani yok, Hırvatistan'ın sıralamada yeri de değişebilir. İki de olabilir, bir de. Konuşmaya evet. devam edeceğiz. Bu grup çünkü konuşulması gereken bir grup. Diğer saat başına bırakalım değerli izleyenler. Kısa bir ara, sonrasında saat başında yeniden karşınızda olacağız. Euro 2024'e doğru devam ediyor değerli izleyenler. Tabii B grubunu konuşmaya devam edeceğiz. İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk. Biraz hızlı hızlı gideceğiz. Gruplar çünkü fazla, konuşulacak takımlar da fazla. Şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi İspanya'nın sorunu Portekiz gibi uzun yıllardır net bir santrofor, yani özellikle David Villa'dan sonra bulamadı, çıkaramadılar. Hırvatistan, işte Modric rotasyon dışı kaldı Real Madrid'de, hem yaşı da oldukça ilerledi. Brozovic Suudi Arabistan'a çok erken gitti. Onun dışında yine Kovacic City'de düzenli bir 11 oyuncusu değil. Evet. Onlar da biraz böyle jenerasyon değişikliğine yavaş yavaş başvurmaya başladılar. İtalya'da savunma çok sıkıntılı. Acerbi çıkarıldı, Scalvini çıkarıldı. Tonari yok. Yani evet, son zamanların en zayıf İtalya kadrosu. Son şampiyon olarak gelecekler ama hani o kazanan kadrodan pek hatırı sayılır oyuncu kalmadı açıkçası. Arnavutluk iyi oyuncuları var. Jim City, Aslani gibi, Bayrami gibi Serie A'da oynayan oyuncuları var. Brova yine Chelsea'de oynuyor. Muçi var. Muçi var Beşiktaş'tan. Evet. Aynen. Manay var. Nasıl buluyorsunuz B grubunu? Vallahi yayın bitmeden önce bir laf söyledin. Çok uygun. Ölüm grubu. Yani İspanya düşüşte ama çok iyi oyuncuları var. Onlar 2014 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra özellikle şampiyonalarda başarılı olamadılar. De La Fuente bir oyun üretmeye çalışıyor. İşte Yamal var, Nico Williams var. Bunlar çok ciddi oyuncular Ömer ama oyuncular bir türlü istenilen oyunu oynayamıyorlar. Dolayısıyla istatistiklere göre doğal favori gibi gözükseler bile, bilmiyorum ama çok net favori değiller. Esas burada konuşulması gereken takım Hırvatistan. Onlar da son iki Dünya Kupası'nın, biliyorsun, bir yarı final oynadılar, bir de final oynadılar. Böyle bir gerçek var. Hırvatlar da ilk kez tarihinde bizim arkamızdan ikinci oldular. Böyle bir şeyleri var. Orta sahaları çok güçlü hocam. Çok, çok orta sahayla oynuyorlar. Tabii onların en büyük şeyi mücadele gücü ve yüksek
ritimle oynamaları. Hırvat takımları biliyorsun. Hiç oyunu bırakmazlar. İşte Modric var, Guardiola var, Stanišić var, Brozović var. Ama ön altısı sıkıntılı hocam. Dediğim gibi şimdi Modric, Brozović, Kovacic saydım. Kalite ayrı bir şey ama hani günlük performans ja da son dönem olarak söylüyorum. Pašalić iyi oyuncu ama Atalanta'da o da yedek. Kramaric yani Bundesliga'da iyi bir performans ama hani uluslararası oyuncu bazında çok yüksek yani beklenti barındırmıyor bence. Perišić de Hajduk-Split'e geri döndü. Ama Ömer bir de şöyle bir gerçek var. Dünya sıralamasında 10. sıradaki bir takımdan bahsediyoruz. Tabii tabii. Ya turnuva takımından bahsediyoruz açıkçası. Ya şu sıralamada işte İspanya'yı tamam bir yere yazıyorsun. Kesin olur mu diyorsun? Olamaz. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Hırvatlar birinci olursa da şaşırma. Ya yok, burası çok tabii enteresan bir grup. Hocam bu İtalya grup içinde, form geçici, klas kalıcı sözünü bravo iyi uygulayan iki takımın aynen yukarıya çıkacağı burada, burada hocam, esas şeyini konuşmak lazım. Yani İtalya'yı. İtalya'nın kadrosunu söyleyecektim. İtalya'nın son şampiyon oturmadı bence. Hoca tam bir oyun bulamadı. Müdürüm, İtalya'nın oyunu yok. Son şampiyon Dünya Kupası'na gidemediler. Evet. Yoksa aslında fena oyuncuları yok. Yani İtalya Ligi'nde biliyorsun ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynayan. Artısı şu hocam, Inter'in sistemini kopyalamaya çalışıyor, Spalletti. Hı hı. Yani baktığımız işte üçlü savunma, kenarlar Di Marco oynuyor bazen. Dörtlü de oynuyor ama Bastoni, Di Marco, işte baktığımızda Barella hani biraz intervari bir takım olmaya çalışacak, evet. İtalya bunu yaparsa Luciano Spalletti biraz şansları olabilir. Ben İtalya'nın en büyük kaleci sıkıntısının, ben evet, şey Ömer, ben İtalya'nın en büyük sıkıntısının gol bulmakta olduğunu düşünüyorum. Bize karşı da öyle. Çok bize yani belli bir sistemi oynuyorlar bir yere kadar ama sonuçta gol atmazsan kazanamıyorsun. Bu İtalya'nın da aynı sıkıntısı var. Zaten turnuvaya gelen takımların %40'ında bu sıkıntı var. Ya çok iyi savunma yapıyorlar, üretmekte zorlanıyorlar ya da oyunu çok geniş oynayan ülkeler var. Mesela Hollanda geldiği zaman konuşacağız. Onlar da çok üretiyor, bu sefer pozisyon veriyorlar. Şimdi Arnavutluk takımı da işte ikinci kere katılıyor. Bence Gürcülerle beraber turnuvanın en zayıf iki tane takımından yani bir sürpriz tanesi. Sürpriz yapmaya çalışacaklar. Yani onlar da gerçi fena savunma yapmıyorlar ama bu grupta Arnavutluk'un çok fazla şansı yok. Şöyle söyleyeyim, son 16'ya 4 tane en iyi üçüncüden sanki bu gruptan çıkacak gibi görünüyor. Çıkacak mı, çıkamayacak evet, mı? Yok, şimdi yani ilk iki gidecek ya, 12'yi tamamlayacağız. Ya. Yani bu takımlardan yani İtalya, Hırvatistan, İspanya'dan sanki biri en iyi üçüncü olup. Yani şöyle olabilir, Arnavutluğa karşı bütün takımlar kazanıp, evet, kendi aralarında evet, birer maç kazanıp 6-6-0 evet olursa puan evet tablosu, 6 çok rahat çıkartır. Ama 4 de çıkarıyor. 4 de çıkarır evet ama ölüm gruplarında hocam biraz hani puan olarak kırıyor da takımlar birbirini. Tabii. Öyle olursa da çıkamayabilir. Ya bu yani grup çok beraberlik grubu gibi de olabilir yani. Evet, evet. Yani Arnavutluğu bir kenara bırakıp. D grubuna geçelim. İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan takımlara hep birlikte göz atalım. İngiltere 96'da It's Coming Home şarkısıyla birlikte Avrupa Şampiyonası'nda o andan itibaren kazanması beklenilen bir takım ama bir türlü olmuyor. En son Wembley'de evet kendi ülkelerinde final oynadılar. Yine olmadı. Ama yine favori gelen takımlardan bir tanesi Zeki abi ve gerçekten iyi kadroları evet var. Hani baktığımızda evet, evet. Kane olsun, Bellingham, Foden Harry olsun, Kane, Jude Bellingham olsun aynen çok formdalar. Danimarka bence her turnuvaya hem taraftar anlamında renk katıyor hem oyuncu anlamında onlar da çok önemli isimlere sahipler. Slovenya bence göründüğü kadar zayıf bir takım değil. Ama Sırbistan hep güçlü kadroyla ya gelip savaş hep o kadronun hakkını veremeyen bir takım. Veremeyen. İlginç ama bir grup an olacak yani. Her an verebilir. Ben İngiltere'yi yani finale çıkacak diyorum. Yani finaldeki takımlardan birinin ben İngiltere olacağını düşünüyorum. Bu sefer çok kazanacaklar iyi, gibi çok iyi hücum hattı var İngiltere'nin. Bir de çok formdalar. Diğer taraftan Slovenya dediğin gibi çok yıpratıcı futbol oynuyorlar. Rakibin sinirini bozan bir futbol anlayışları var. Hani Danimarka her zaman Danimarka'dır. Ben hani gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. Bu grup da aslında bayağı zor. Hani İngiltere'nin dışındaki takımlar birbirine yakın takımlar. Sonuçta plajdan orada gelen bayağı şampiyon olan takımdan korkacaksın yani. Ben hep bunu söyleyeyim. Da, plajdan da bile şampiyon olarak. Ya o da geldi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çok ciddiyetini bozdu be kardeşim ya. Gelip oradan
şampiyon mu olunur çok dediler. Çok acayip hikayeydi evet. Ama. Yani benim çocukluğuma geliyor yani, ama. İngiltere çok gol atacak ve turnuvanın en renkli takımlarından biri olacak diye düşünüyorum. Seyretmesi çok keyifli olacak sanki İngiltere'yi. Bir de çok iyi oyuncuları var. İşte. Turnuvanın doğal favorisi. Ama İngilizler biraz rakiplerini küçümsüyorlar işte. Premier Lig'den kaynaklanıyor. Şey, bizler en iyi hocam. Oyuncularız. İşte ama dediğin gibi bir tek sonda şeyde kendi ülkelerindeki finalde Fransa'ya kaybettiler. Bir de Southgate'in son maçı, özür dilerim, İtalya'ya kaybettiler. Son maçı ama genel oyuncu profillerine baktığın zaman Ömer, İngiltere'nin kadrosu hakikaten çok ciddi, güçlü bir kadro. Sırplar kadro kalitesiyle oynadıkları oyunun tam tezat bir takım. Sırplar aşağı yukarı her turnuvada var ama hiçbir başarıları yok. Yok. Ve çok ve yani fena kadroları. Oyuncuları da yok. İşte Tadic, Milinkovic-Savic, Vlahovic, Nikolic, yani ama Kostic, Gudeli, yani müthiş bir hücum Ömer ve hep, savunma güçleri var. Hep Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynuyorlar işte hepsi. Ama turnuvaların bütününe bir baksan Sırbistan'ın bir başarısı yok. Turnuva bir son 16'sı var. Danimarka son zaten grubunu lider bitirdi. Esas Danimarka evet. Tehlikeli bir takım. Çok büyük bir gelişim içerisinde. Biraz formsuz geliyorlar. Ama yalnız her turnuvada varlar. Yani o turnuva ekolünü Danimarka bence çok iyi benimsemiş ve uyguluyor. Slovenya'yı insanlar biraz böyle isim olarak çok şey yapmasınlar. Slovenya takımı da çok sert bir takım. Aynen öyle. Yani aynen turnuvada öyle. Sürpriz yapabilecek takımlardan bir tanesi. Ama bu grubun doğal favorisim. Zeki Müdür'ün de söylediği gibi İngiltere. Şimdi, hatta turnuvanın favorisi. Bence gibi. De öyle. Sadece İngiltere'nin Harry Kane'den korkması lazım. Çünkü evet. Hiçbir kupası yok. Uğursuz herif ya. Türkiye. Gitti. Bayern'in de 11 yıllık serisini sona erdirdi. Mourinho geldi. Mourinho diyormuş ki Harry Kane'i alalım. Fenerbahçe taraftar ayaklanır. Uğursuz gelmese de kupalamayız diye. Ama büyük futbolcu ne olursa olsun. Tabii, kesin öyle. Galatasaray maçlarında da gördük. Bu sezon yine gol rekorları kırdı ya Bundesliga'da. Dünyanın golünü attı. Evet. Onun dışında da Slovenya ile Sırbistan'ı aynı grupta görünce o zaman adı Yugoslavya'ydı. Euro 2000'de inanılmaz bir Sırbistan-Slovenya maçı vardı. Zlatko Zahovic'in hat-trick yapıp böyle yıldızlaştığı. Aynı zamanda Nihat'ın takım arkadaşı Sosedat'tan. Santrofor. Kovačević değil hocam, Milošević. Doğru. Kovačević o da. Vardı da evet. Onun gibi düşündüm evet, ben. Doğru. Kovačević değil, doğru, sen doğru hatırladın abi. Evet. Takım arkadaşı Kovačević ama benim evet. Hatırlamak istediğim aslında anladım. Diğer isimli Milošević'ti. Milošević-Zahović düellosu vardı. Biraz nostaljiye götürecek bir grup. Gidelim D grubuna değerli izleyenler. Ölüm grubu gibi görünmeyen bir ölüm grubu bence burası. Fransa, Hollanda, Polonya ve Avusturya D grubunda kozlarını paylaşacak. Haksız bir rekabet Fransa kadrosu. Evet. Kesinlikle haksız bir rekabet. Onu söylemek lazım. Evet. Hollanda yeniden üst seviyeye çıkmaya çalışan, belki ismen öyle ama form olarak öyle değil. Polonya eski günlerini arıyor demek isterdim ama eski günleri de hani bayağı bir eskide kaldı. Yani Lewandowski ile 2010'ların başındaki takım hani Euro 2012, Euro 2016 daha heyecan vericiydi ama artık onlar da o noktada değiller. Avusturya bu grupta bence iyi takımlardan çok bir tanesi. Çok gelişen bir milli takım Avusturya. Ne diyorsunuz hocam bu gruba? Vallahi ben tabii haksız rekabet var. Fransa takımı var. Elemelerde Deschamps'la beraber 29 gol atıp 3 hocam, gol yemiş. Hocam şu kadrodan aynı sertliğe yakın 4 tane daha çıkarabiliyorlar. Hatta ekipte görmüştüm. 9 farklı Fransa milli takım kadrosu yapmışlar. Şu an Fransa milli takım havuzunda olan isimlerden. Ya Ömer bir savunma mesela çok güçlü, hızlı. Hücumda çok hızlı oynuyorlar. Fizik anlamında çok güçlü bir takım Fransa. Bir de çok iyi oyuncuları var. Mesela Mbappe, Giroud, Griezmann, Dembele bir tarafta. Griezmann bu arada hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a yazılmaya başladı. Yani bol bol evet. Griezmann bir haberlerini de çok formda, okuyacağız. Müdürüm tabii. Çok formda. Orada 3-4 tane atarsa okumayız bence. Yani gelmez diye düşünüyorum. Yani Fransa sadece bu grubun değil bence turnuvanın
önemli 3-4 favorisinden hepsi, bir tanesi. Hepsi dünya yıldızı diyebiliriz evet. Şu takıma. Bir de çok şey birliktelik kadar. Konusunda en ilk sıralarda bu takım. En pahalı kadro beraber olabilir mi? Yok en pahalı kadro İngiltere. İngiltere değil mi? 1.4 milyar. Ben mesela şimdi... Bu Fransa'nın kadrosu da bayağı pahalı Polonya bir kadro. Polonya kalecisi olsam, Avusturya kalecisi olsam, evet. Hollanda kalecisi bile olsam ben maça çıkmak istemiyorum. Beni biraz sürünerek çıkarırlar maça. Yok peki, ya ben bunlara hocam, oynamak istemiyorum doğru. Falan diyebilir mi yani? Buradan en iyi üçüncü olan takım çıkabilir olabilir. Mi? Bu grup bence da çok enteresan bir grup. Bence buradan çıkmaz sanki ya. Neden? Ya, Hollanda'yı yani ilk iki belli gibi ya. Fransa, Hollanda diyelim. Ama Polonya'ya Avusturya'da, Avusturya yani, Avusturya'da çok zorlayacak sanki. Zorlayacak diyorsun. Öyle yani, çünkü bize 6 tane Avusturya'yı attılar. Avusturya'yı Hollanda'nın biraz önünde görüyorum. Ya Hollanda Zeki abi şimdi... Yani, Hollanda'nın da önünde mi görüyorsun? Enteresan önünde görüyorum. Diyorum. Çünkü şöyle hani Hollanda tamam savunma fena değil bence işte. Van Dijk, Nathan Ake, De Ligt bunlar var ama hani Malen, Gakpo, Xavi Simons ve Depay hücum attı. Hani tıkanabilir gibi geliyor Ömer, bana. Hollanda'nın bence orta en büyük... Orta saha zayıf. Evet. Yok Hollanda'nın bence en büyük sıkıntısı savunma net mı? Bir santraforu yok. Evet. Yani, orta sahası De Jong, Reinders iyi isimler ama biraz ama santraforda net, sıkıntı. Evet net bir santraforu yok. Veos'ta onu arıyorlar hatta. Oynatırlar mı bilmiyorum. Kimi? Veos'ta. Yok onu kullanmıyor. Evet. Orada daha siyahi bir oyuncuyla oynuyor. Son şeyi yendikleri maçı yani seyrettim. Depay görünüyor şu anda. Kanada'yı seyrediyor. Yok Depay arkada oynuyor. Ajax'da 4-3 gibi oynuyorlar. Ajax da talip olmuş bu arada. Ha, Brian Robbie'yi mi söylüyorsun hocam? Onunla oynuyorlar. Son Kanada maçını... Robbie bildiğim kadarıyla sakatlandı. Son Kanada maçını seyrettim. Hı-hı. İlk yarısı bayağı sıkıntılı geçti ama ikinci yarı 4-0 falan yendiler. Evet. Onlar da biliyorsun Hollanda futbolu direkt kanat üzerine kurulmuş bir oyun oynarlar. Yüksek pas tempolu. Hollanda tabii ikinci olabilmek için önemli ama ben Avusturya'nın zorlayacağını düşünüyorum. Polonya'nın da çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum ben. Ben de şimdi hızlı olmak adına hemen diğer gruba da geçelim. Diğer grubu şöyle bir sohbet diyelim. Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna var değerli izleyenler. Tabii Belçika önceki turnuvalar kadar favori gelmiyor. Slovakya yine uzun bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na 2016'ya katılmışlardı. Evet. Romanya dün Liechtenstein karşısında gol bulamadı. Yani çok kötü bir hazırlık maçı oynadılar. Evet. Ukrayna çok iyi bir kadro ve 11 ile geliyor. Zeki abi ne dersin? Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna. Belçika, Ukrayna. Ben ilk ikiyi söyleyeyim. Slovakya fizikli bir takım. Çok koşan bir takım. Ama sonuç üretme konusunda sıkıntısı var. Hı. Romanya'yı ben çok beğenmiyorum açık bu söyleyeyim. Bu gruptan çıkmayabilir en iyi üçüncüye. Yani bu grupta 3-4 puan... Alamayabilen takım çıkabilir evet. Gibi geliyor çıkmaz, bana. Bence yani. De çıkmaz. Yani bu grupta bence ben de Belçika, Ukrayna'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Slovakya'nın ve Romanya'nın çok fazla bir şey yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi Belçika'da da Lukaku'yu merakla izleyecek izleyenler. Evet. Çünkü yine transferi konuşuluyor. Şimdi evet. Transferini konuşulan takımın ama taraftarları da aman gol atması falan diye olur ya böyle yani, onu izleyerek. Napoli de olabilir Conte ile birlikte. Evet, Conte imzaladı. Şampiyonluktan sonra çok yıldız kaybı. Tabii Belçika'da kaybı. Bir de şöyle bir şey var Ömer. De Bruyne gibi bir orta saha var. Aklı var. Evet. O da önemli bence turnuva için. Herhalde. Ama Belçika takımı hep iyi oyuncular var. Altın nesil yakaladı diyorsun. Ortada bir başarı yok. Bir kupa yok yani. Hocam 2014 ile 2018'de inanılmaz iyi kadrolarla hani tamam. Süperstar kadrolarla gittiler. Bence artık öyle bu, değil kadroları. Evet bu kadroları iyi. Ama o kadroya göre daha zayıf kadro. Şey olur ya hikaye Zeki abi. Kadro biraz değişir. Beklenti olmaz. Beklenti olmadığında da daha farklı evet, bir şey gerçekleşir. Çıkış, belki evet. Onu yapabilirler bir 82'de yani. Final oynamışlar. Tabii ben çok hatırlamıyorum ama ondan beri bir başarıları gözükmüyor. Ukrayna'nın ilk 11'i bence. Evet Ukrayna'ya müthiş. Bakalım. Kalede yani. Real Madrid'li evet. Lunin var. Evet. Zabarni benim çok beğendiğim bir oyuncu zaten Premier League oyuncusu. Onların önünde Stepanenko, Zinchenko oynuyor. Zaten çok tecrübeli iki oyuncu. Tsigankov, Sudakov, Mudrik. Tsigankov ve Dobik aynı takımdaydı. Girona'da müthiş işler yaptılar. Dobik, Sudakov çok önemli oyuncu. Dobik gol kralı oyuncusu. Da oldu. Dobik gol kralı oldu. İkinci de şey oldu. Charlotte oldu. Sakatlanmasaydı yani, Charlotte bir önceki maçta 14'te 100 dakikada doğru. Sakatlandı biliyorsun. Ukrayna doğru. Takımı bence bu turnuvada geçişi oynayan en iyi 3-4 takımdan kesin, bir tanesi. Kesin. Eğer biliyorsun Ukrayna gel yapıyor.
onu yerlerse, hangi takım yerse felaket geçiş oynuyorlar. Şey ve gibi hocam, Ömer sonuçlandırıyorlar. Ukrayna o konuda da çok başarılı. Avrupa Şampiyonası'na 2016 Fransa'ya gitmiştim. Eyfel'in hemen altında Bulgara'yı Alpara'ya yapanlar vardı. Onlar da gel gel yapıyordu. Ukrayna gel, biraz öyle yapıyor yani. Gidiyorsun kolay gibi görünüyor. Yok şey, Karaköy Köprüsü'nde de var. Kolay kolay kaybetmez. Yani çok zorlanır Belçika gibi takımlar. Mesela Ukrayna düğümler. Bu kadroda çok savaşçı oyuncular var. Dediğiniz gibi yani ben Ukrayna'nın hani Belçika ile birlikte buradan gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. Bir de şeyi kullanacaklar. Hemen şunu ekleyeyim, bitiriyorum. Savaş muhabbetini de, onu da artı bir motivasyon tabii, olarak aynen, tabii. Kesinlikle kesin, kullanacaklar. Kesin. Evet. Şöyle bir sanıyorum bir dakikamız kaldı. Hemen Avrupa Şampiyonası denilince aklınıza ilk ne geliyor onu da alayım, öyle bitirelim. Taraftar geliyor benim. O coşkulu taraftar manzaraları. Tabii Türkiye'nin Avrupa Şampiyonalarında, Dünya Kupalarındaki coşkusu ve kenetlenmesi geliyor. Daha çok ben futboldan ziyade saha dışı tribün manzaraları şovlar geliyor. Tabii şov çok önemli. Bana şöyle vitrin gibi geliyor. Evet. Yani hem takımımızın orada olması, hem seyircilerimizin birliktelik olması bir şölen gibi geliyor. Yani ve mutlaka her şampiyonada Türk milli takımının bu potansiyelle mutlaka olması gereken yer. Ben de sürpriz bir cevapla bitireyim. Evet. Bana da bu çiğ köftecilerde oluyor ya, içi hava dolu sallanıyor şöyle eller kollar falan. Euro 2004'te vardı. İlk Euro 2000'de vardı, orada görmüştüm. Şey, bir de, oradan işte Hollanda'dan evet, şeye geldi, çiğ köftecilere geldi, bana da o geliyor. Afrika'daki vuvuzela vardı biliyorsun. Vuvuzela vardı. Türkiye'ye geldi, vuvuzelayı kimse öttüremiyor. O peki, kadar nefes gerekiyor ki. Tamamlıyoruz. Zeki Uzun Durukan, Abdullah Ercan, çok teşekkür. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık değerli izleyenler. Euro 2024'e doğru yayının sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.